Tülin Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Hoş bulduk. Eli kolu dolu gelmiş. Tülin Hanım, çok güzel şeyler yapacağız galiba. Sabırsızlanıyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün görmüş olduğunuz hırkayı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu. Evet, evet. Saç örgüler, ters örgüler, düz örgüler var hırkamızda ama şiş kullanmadan yapıyoruz. Bu hırkayı şiş kullanmadık, evet. Öyle mi? Şiş kullanmadan yapıyoruz. Çok güzel olmuş. Şöyle arkasında şöyle gösterelim. Bakın. Küçük ilmekli iplikle biz bu hırkayı şiş ve tığ kullanmadan ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerek bütün örüyoruz. Hiç dikiş de yok. Kollarında dikiş yok, yanlarında dikiş yok ve kolaylıkla örüyoruz. Çünkü biliyorsunuz böyle uzun hırkalar, geniş büyük ebatta ürünler hani şişte kolay örülmez. Şişlere ilmekler evet. Sığmaz ama rahatlıkla bu böyle ürünleri biz ilmekli iplikle örebileceğiz. Bu panço da çok güzel olmuş. Evet, tabii aynı mantıkla panço da yapabiliriz. Böyle hiç şiş ve tığ kullanmadan. Yine şunu da çok beğendim. O renk de bu da, çok güzel düşmüş. Evet, bu da yine açıktan koyuya uzun renk geçişiyle iki yumak kullanarak bir hırka yaptık. Bu da farklı, yine göstereceğim tekniklerin birisi var burada da. Başka ne yapabiliriz? Evet. Mesela şunu da gösterelim. Hani hırka istemeyenler kolsuz yelek yapabilirler. Yelek zaten kolsuz olur tabii. İyi olsun. Bir cümle oldu. Yelek yapabilirler. Şöyle yine desen koyabilirler. Yelek de çok iyi fikir yalnız. Evet, uzun yelek yapabilirler. 6 yumakla böyle bir yelek örebilirler. Hırkamız 9 yumak. Böyle istedikleri gibi Tülin Hanım, o yeleği bir giyeyim 2 dakika. Bir dakika. Buyurun. Arkadaşlar, bir giyeyim. Giyeyim, müsaade edin. Evet. Yok, arkadaşlar, sabırsız, yelek çok güzel olmuş. Evet. Çok güzel. Yani şöyle bir beyaz gömlek giy, bu evet. Kot pantolon üstüne. O nedir? Bu da panço. Yine böyle açıktan koyuya uzun renk geçişli iplikle. Bunları bu renk geçişli iplikle cuma günü çalışacağız. Çünkü evet. Onun örme yöntemi farklı olacak. Tamam. Onları çok güzel olmuş ama hırka, şu hırkayı da bir giymek istiyorum. İnanılmaz güzel olmuş. Yani tam al çık giy. Evde bile şöyle hani şu mevsimde sabahlık gibi giy. Dışarı çıkarken giy. Şıklık yap giy. Çok iyi değil mi? Burası tam tribün oldunuz burada çocuklar. Harika. Ben bunu çok beğendim. Ne diyorsunuz? Hiç şiş kullanmadım. Şiş kullanmıyoruz. Ve şiş tekniklerini yapabiliyoruz. Çok kolay yapacağız. Hadi yapalım. Öncelikle isterseniz bunu masada açamayacağımız için rahatlıkla gösteremeyiz. Yanımıza alalım. Mankenin üzerinde gösterelim demiştim. Tamam, peki. Yanımıza alalım, tamam. Orada isterseniz peki. Öyle gösterelim. Peki. Yeleği istiyor muyuz oraya? Yani yeleği söyledik, hani kolsuz da yapabilirler. Evet. Yelek de böyle durabilir. Şuraya mankeni alayım, şu aramızda kalsın. Olur. Belki üstünden olur. Gösterirsiniz. Mankene koyalım. Öyle de olabilir. Evet, getireyim. Ben de çok merak ettim. Şu şiş tekniklerini nasıl yaptık? Şöyle bir ayakta göstereyim mi önce? Buyurun. Mesela bu 36 beden. 36-38 beden, evet. Bir hırka. Şimdi tabii her beden değişik. Hanımlar, biz nasıl yapabiliriz diyecekler. Öncelikle şöyle yapmalılar. İpliği alarak, bu hazır ilmeklerin olduğu ipliği alarak kendi bedenlerini şöyle iplikle ölçmeliler. Şöyle ölçmeliler kendilerine göre. Bunu ölçmeliler. Yani bu iplikle çalışma yöntemi bu. Ölçtük diyelim, bu kadar. Hı hı. Şöyle alabilir miyim? Bu kadar. Şimdi bunun üzerine bir 15-20 ilmek daha saymalılar. Bedenimiz bizim bu. Ölçtük. Tamam. Ama üzerine bir 20 ilmek daha saymalılar. Ondan sonra bizim ölçümüz bu. Yani siz çocuğa yapacaksanız bunu. Aynen. Atıyorum. 13-14 yaşında bir genç kızınıza yapacaksanız veya kendinize, annenize, bir sevdiğinize yapacaksanız mutlaka bir ölçü alacağız. Şöyle hafif basenden gibi mi? Basenden gibi. Basenden gibi ölçü alacağız. 20 ilmek de artıracağız. Evet. Çocuğa yaparsak çocuk için bu geçerli. Büyüğe yaparsak büyük için geçerli. Hep evet. Ölçerek ilerlemeliyiz. Çünkü bizim burada vereceğimiz sayılar hiç doğru olmaz. Herkes kendine ölçerek yapmalı. Şimdi biz hırkamızı bütün ördük. Böyle ilmek, burada tam 89 ilmek var. 89 ilmeği buradan sayarak ve çalışmamıza başladık.
En altta şöyle bir ters bir düz lastikle başladık. 6 sıra lastik örüyoruz. Şimdi bütün teknikleri göstereceğim ben nasıl yapıyoruz. 6 sıra lastik ördükten sonra bu deseni kuracağız. Şimdi desenin de şablonu vereceğiz. Çekerler tamam. Oradan yararlanabilirler. Evet. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii 36 ve 38 beden zor bir beden. Hani herkes 36-38 değil. Evet. Biz nasıl yapabiliriz bir dediklerinde. Saniye, bir saniye. Şöyle yapayım. Ve şöyle. Şöyle mi bu? Evet, öyle. Evet, bunları zaten bu şekilde de gösterecekler. Belki önünüze bunu bastırır koyarsınız, baka baka gidersiniz. Evet. Şimdi, bunun bedenini büyütmek için şöyle yapmalıyız. Bu teknikleri hiç değiştirmemeliyiz. Yani tekniklerle oynamamalıyız. Kendimize aldığımız sayıya biz bu teknikleri aynı bu görülen görümde yerleştirmeliyiz. İlmek sayılarımızı şu aralardan arttırmalıyız. Şu ters olan bölümlerden. Yani buralara ikişer ilmek eklemeliyiz. İki ilmek buraya, iki ilmek buraya, iki ilmek yan tarafa, iki ilmek buraya, iki ilmek buraya. Bu şekilde biz bedeni... Desende değil de buralarda yapalım. Aynen. Desende değil, bu ters örgü olan bölümlerde biz arttırmamızı yapmalıyız. Ondan sonra bedenimiz büyür. Kendimize göre ölçeriz zaten. Ve bu desenleri yerleştiririz. Tabii hep sayarak yerleştireceğiz. Şimdi burada... 60 sıra örüyoruz. Lastik de dahil kol evine kadar. 16-17 sıra örüyoruz. Kol evini. Şimdi göstereceğim nasıl ayıracağız örgüyü. Kol evinin etrafından 40 ilmek kadar çıkarıyoruz. Tek tek bu ilmekli ipliği böyle tek tek örgünün etrafından geçire geçire çıkarıyoruz. Hiç dikiş yok. Kolun altında dikiş yok. Kolun altını örmeye başlıyoruz. Döne döne. Hani misneli şişe gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Örüyoruz, desenlerimizi koyuyoruz. Örerken en alttan şuradan 2 sıra örüp burada istersek 3 ilmeği birlikte alabiliriz. 2 ilmek eksiltmiş olabiliriz. İstersek 2 ilmeği birlikte alırız, bir tek öreriz, 2 ilmeği birlikte alırız. Yani burada bizim 2 ilmek eksiltmemiz gerekiyor. Böyle eksilte eksilte 2 sırada bir kolumuzu örüyoruz. Sonra yaka için 50 ilmek çıkarıyoruz yakanın etrafından. Bir 10 sıra kadar da yaka için lastik örüyoruz. Zannediyorum her şeyi söyledim. Evet, başlarsak? Başlayayım. Şimdi bu kurulum çok önemli tabii. Burada da 22 ilmek ön, 22 ilmek bu taraf, arkada 45 ilmek olarak ayarlıyoruz. Başlayalım şimdi. Nasıl örüyoruz? Ölçümüzü aldık. Öncelikle bir ters, bir düz lastik. Aslında şişte yaptığımız çalışmanın aynısı. İlmeğimizi saydık. Yumaktan gelen ilmeğimizi alıyoruz. İlmeği arkadan öne vererek yukarı çekiyorum. Düz örgü. İpliğimi, ilmeğimi öne alıyorum. Önden arkaya vererek çekiyorum. Ters örgü. İpliğimi arkaya atıyorum. Arkadan öne veriyorum. Düz. Alıyorum. Önden arkaya veriyorum. Ters örgü. Bir ters, bir düz örgü. Biz şişte de böyle yaparız, öyle evet, değil mi? Evet. Aynı şey, mantık aynı. Ya her zaman şişi göz önüne getirip nasıl yaptığımızı evet. Öyle ilerleyeceğiz. Sadece parmaklarımla yapıyorum. Evet. Hazır ilmekleri geçiriyorum. Bir ters, bir düz lastik yapıyoruz. Bu şekilde, şimdi hemen lastik örgümüzü alalım. Böyle lastik örüyoruz. Burada örgümüzü ters çevirmiyoruz. Hani el örgüsünde çeviririz. Burada çevirmiyoruz. Hep örgümüzü sağ tarafa, sağdan sol tarafa. Buradan bu tarafa, buradan bu tarafa. Hep düz yönden örüyoruz. Çünkü rahatlıkla kurabiliyoruz çalışmamızı. Yine bakıyorum. Düz örgü. İpliğimi yine arkadan öne veriyorum. Ters örgü. Böyle önden arkaya veriyorum. Ters örgü. Örgü bilmeye hiç gerek yok. Bu gösterdiğimiz yöntemle istenilen bütün desenler, teknikler buraya kurulabilir. Evet. Böyle örüyoruz. 6 sıra örüyoruz. Hırkamızın etek ucu için. Şimdi ördük 89 ilmeğimizi. Sonra burada mesela şu desen var. Biz şunla dikkat ediyoruz. Tabii deseni yerleştirirken başka desenler de yerleştirebilirler. Şöyle kıvrılmayan desenleri önlere alıyoruz. Bir tane burada ters ilmek yapıyoruz. Sonra bu deseni buraya yerleştiriyoruz. Şimdi bu deseni nasıl yapıyoruz? Hemen onu başlayayım. Şöyle. Şimdi biz burada bunları burktuk. Ama nasıl burkacağımızı söyleyeceğim şimdi. Diyelim ki buraları saymıyorum tabii. Ters örgüler var.
Aynı saç örgüsünde olduğu gibi. Şöyle örüyorum. Burada. İki sıra örüyorum. Şimdi burada ilmekli iplikte örülen sıra budur. Bir. Bu örülmemiş sıra ilmek halindedir. Bunu saymıyoruz. Bu ikinci sıramız. Burada şimdi burkma işlemi yapıyoruz. Bükme işlemi. Hemen şöyle alıyorum. Kaydırma işlemi. Şöyle bir sıra daha örmeliyim galiba bunu ben. Bir sıra evet. Şöyle. Evet. Şöyle kaydırma işlemi yapıyorum. İlmeği kaydırıyorum. İlmeği kaydırabilmek için şunu yapıyorum. Çaprazlıyorum. Bunu biz el örgüsünde de böyle yaparız. Alıyorum. Böyle. İlmeği geçiriyorum. Arkadan öne vererek kaydırmış oldum. Bu şekilde açıyorum. İlmekleri iki tarafa açıyorum. Çok ağaç güzel kökü. Bir doku olmuş. Ağaç kökü şimdi. Gibi açtım. Şuradaki sağ tarafa verdim. Ben. O kadar güzel bir şey olmuş ki. Sağ tarafa verdim, sol tarafa verdim. Böyle. Sonra yanındaki ilmeği örüyorum. Ters olan ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde. Sonra burada nasıl devam ediyorum? Yine aynı. Tersi ters, düzü düz örerek. Nasıl el örgüsünde yaparız? Hani bir sıra öreriz veya arada iki sıra öreriz. Tabii bu kadar sık da burkmayabilirler. İki sıra da yapabilirler. Böyle şimdi bir sıra düz örüyoruz. Böyle ilmekleri arkadan öne vererek geçiriyorum. Ve düz örgü örüyorum. Burada tabii ilmeklerin dönmemesine dikkat etmeliyiz. İlmekleri düzgün evet, almalıyız. En çok dikkat edilecek şey o oluyor. Tam çekmeliyiz böyle. Tam çektik. Şimdi biraz önce burktuğum yere geldim. Böyle örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. Döndüğümüzde yine bunları böyle sağ tarafa, bunu da sol tarafa vererek bu ağaç kökü örneğini yapıyoruz. Evet. Harikamızın önünde bu ağaç kökü örneği var. Şimdi başka şunu yapabiliriz. Kaydırma. Şimdi kaydırmayı biz tek başına nasıl yapıyoruz? Bunlar kaydırma, ilmek kaydırma. Biz el örgüsünde de bunu şöyle yaparız. El örgüsünde de şişte iki ilmeği yer değiştiririz. Burada da aynı mantık. Şimdi şu ikisini içe doğru kaydırmaya başlıyorum. Hırkamızda da farkındaysanız böyle içe doğru ve dışa doğru kaymalarla bunu açılmalar gösterelim var. Erkan. Şu. Şurası değil mi Tülin Hanım? Evet. İçe doğru ve dışa doğru kaydırmalar var. Burada mantığı anlamamız önemli. İstediğimiz deseni kurabiliriz. Hani bu kadar böyle kurmayız. Daha basit, daha hafif desenler kurabiliriz. Önemli olan mantığını anlamak. Yani bütün olduğunu, dikişsiz olduğunu, evet. Herkesin vücuduna göre isterseniz hepsini ters örgü tabii, yapın. Tabii. İsterseniz düz örgü yapın. İsterseniz bildiğiniz bir haroşoyu yapın. Tabii. Şuraların toplu olması şöyle bir şey tabii. Olabilir. Lastik olabilir buraları. Hepsi böyle ağaç kökü olabilir. Araları üçer tane ters kurulur. Hepsi ağaç kökü olabilir. Yani ben onu nasıl yapacağım dediğinizde. Tabii, tabii. Önünüze bir model alıp o modelde tabii, tabii, de bunu tabii, yapabilirsiniz. Tabii, evet Tülin Hanım. Şimdi kaydırma nasıl oluyor onu göstereyim. Şöyle ters ilmeklerimiz ve düz ilmeklerimiz. Biz düzü kaydırıyoruz. Düzü şimdi sağ tarafa kaydırmak istiyorum. Bunu da sol tarafa kaydırmak istiyorum. Ters ilmeğimizi alıyoruz. Yer değiştiriyoruz. Yani çaprazlıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Böyle ilmeğimizi ikisini çaprazlıyoruz. Çaprazladık. Şimdi çaprazladığım taraf ters ilmek. O zaman ben çaprazladığım ilmeği ters örüyorum. Çünkü burayı bozmamak için ters ördüm. Bu tarafa çaprazladığım ilmek bozulmaması için düz ördük. Böyle devam ediyoruz. Aralar ters. Böyle tersleri hemen hızla örüyorum. Çok hızlı örülebilecek bir çalışma. Dediğim gibi en önemli özelliği de bizi hiç zorlamadan hani şişlere bu kadar kalınlıktaki bir ipliğin ilmeklerini sığdırmamız mümkün değil. Şimdi burada da çaprazlama yapmalıyım. Geldim. Şimdi bunu bu tarafa çaprazlıyorum. Bu ilmeği iki ilmek vardı. Bu tarafa attım. Üç oldu. Çaprazladığım ilmeği alıyorum. Düz örgü örüyorum. Sağ tarafa attığım ilmekleri de böyle ters örgüyle örüyorum. Ters örgü ördüm. Şimdi göstereceğim. Kaydık. Aynı işlemi dönerken yine aynı. Bununla bunu çaprazlıyoruz. Bununla bunu çaprazlıyoruz. Hemen şuradan resimden hemen gösterelim. Hatta bu evet hırkanın bakın. Tam kurulumu. Tam kurulum deseni bu. Bu çaprazlardan bahsediyorum. Şimdi bu çaprazları nasıl yapacağız? Nasıl açılacağız?
nasıl kapanacağız? Aslında bu fotoğraf çok işimize yarayabilir. Çok. Şeyde sosyal medyada paylaşmalısınız. Evet. Paylaştığınız zaman oradan tam kurulumu ve detaylı kurulumları da çok önemli. Göstermişsiniz. Evet. Çok çok önemli. Sosyal medyası olmayanlar için de burası çok önemli. Tabii fotoğraf alıyorlar, hep yazıyorlar bize. Evet, alıyorlar. Böyle. Bunlar çok işlerine yarayacak. Şimdi ben burada... Tam kurulumu da sonra bir kere daha tabii gösteririz. Mantığını anlatayım. Şimdi bu kaymayı... Neredeydi o? Onu da gösterelim öyle. Tamam. Gidelim sosyal medyası olmayanlar için de. Çok önemli. Şöyle, tam Erkan. Tamam, evet. Evet. Yani iki taraf, iki başlangıç ve hırkanın bütünü. Arkası ve önler burada. Hiç dikişsiz çıkıyorsunuz. Dikdörtgen, kola kadar dikdörtgen bir parça örüyorsunuz. Aynen. Kaç santimdi kola kadar? 60 sıra. Şu ters sıralar 60 sıra. En alttan başlayarak yukarı kadar şurayı 60 sıra. Şurayı sayıyoruz. Evet. İstenilen boyda yapılır. Tabii evet. O kadar uzun yapılmayabilir. Ölçersiniz. Şimdi biraz önce gösterdiğim gibi kayma işlemini yaptık. Kayma işlemini yapınca yine çaprazlıyoruz burayı örerken. Hemen ilerleyeyim. Buraya geleyim, çaprazlamayı göstereyim. Ondan sonra da veya vaktimiz çok yetmeyecek galiba. Hı hı. Şöyle yapayım. Çaprazlamayı yine buraya geldiğimizde böyle çaprazlıyoruz. Bir kapanıyoruz, kapanıyoruz. Bir açılıyoruz. Aynen. Ondan sonra yine açılıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi şöyle, burada da şunu göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Yalnız şey gibi, biraz sayı sayılacak. Tabii. Orada ne yaptım, burada ne yaptım bakılacak. Evet, şimdi mesela şöyle desenler var. Bunlar tek saç örgüler. Hemen bunları göstereyim nasıl olacak. Böyle örüyoruz. Tek saç örgüleri nasıl yapacağız? Şöyle örüyorum. Bunu ikisini çaprazlıyoruz. İkisini çaprazlıyorum. Örüyorum. Bunlar bildiğimiz gibi yani el örgüsündeki çaprazlamanın aynısı saç örgüsünün. Yine çaprazlıyorum. Böyle örüyorum. Bunlar çaprazlanmış oldu, açılmış oldu. Sonra örerek geliyorum, yine çaprazlıyorum. Yani şunları yapıyorum. Hep devamlı giderken ve gelirken çaprazlama işlemi yaparak şurayı yapıyoruz. Evet. Ama yandan da kaymayı yapıyoruz. Bu çalışma böyle oluyor. Şimdi asıl şunu göstermek istiyorum. Şimdi hırkamızı ördük. Dikdörtgen ne yapıyoruz ondan sonra? O önemli. Mesela bu yüz ilmek. Daha bak, da büyük. Hırkamızın açık hali, kollar yok. Bu başka desen. Tabii başka desen. Bu bizim olsun. Başka desenimiz ama çok işe yaradı. Hemen aldık getirdik burada gösterelim dedik. Bu başka desen. Kaymaları aynı şekilde böyle de yapabilirler. Nasıl isterler? Bunlar da çok kolay desenler. Hani çok karışık değil. Şimdi hırkamızı ördük. Burada önü ayırıyoruz. Kendimize ölçüyoruz tabii. Kendi ölçümüze göre. Şurası diyorum ki kol altı. Burası diyoruz ki arka olsun. Burası kol altı. Hiç kol kesme falan hiçbir şey yok. Hemen bunu alıyoruz. Böyle başlıyoruz ön bölümü örmeye. Bu arkayı bırakıyoruz. Bu ilmekler böyle kalıyor. İpliğimizle biz ön bölümü örüyoruz. Sonra boynumuza kadar gelince burada şöyle yakayı kapatıyoruz. Boynumuza kadar gelince. Burada değil. Evet. Burada örgüyü ayırdık. Kol altı burası. Ayırıyoruz. Yani önler, kol, arka ayırıyoruz. Kolu ayırıyoruz. Evet. Şimdi. Böyle ilmekleri birbirinin üzerinden geçirerek şimdi yakayı böyle kesiyoruz. Yani farz edin ki ördük. Ördük. Kapatıyoruz. Yapıyoruz şimdi. Kapatıyoruz. Örüyoruz, geliyoruz. Önü örüyoruz sadece. Geliyoruz. Sonra bu iki ilmeği birlikte alarak bir kere yapıyoruz. Tekrar örüyoruz, geliyoruz. Yine iki ilmeği birlikte alıyoruz. Bu da tabii kavisi sağlıyor yakada. Oyuntuyu sağlıyor. Tamamen örgü mantığında. Tamamen. Yani öyle düşünmek lazım. Tamamen. Bir de şaşırmamak için yumaktan geleni ara ara aklınıza getirin. Aynen, aynen. Örüyoruz. Sonra burası 16 sıra veya işte 20 sıra kola göre, kiloya göre değişir. Ördüğümüzde sonra ilmeklerimizi kapatıyoruz. Geliyoruz, ipliğimizi buradan bağlıyoruz, arkaya örüyoruz. Geliyoruz, sonra arka bitiyor. Bu önü örüyoruz. Sonra biz bunları omuzlardan dikiyoruz. Omuzlardan kapatıyoruz. Sadece şöyle kapatıyoruz. Ha, kapatma yapıyoruz. Sonra da evet böyle. Yani dikmiyoruz. Hiçbir dikiş, yok. Hayır, yok hayır. Bunda. Şöyle bunu yani ilmekle dikiyoruz. Hatta kapatma işlemi de şöyle yapabiliriz. İki omuzda bu ilmekleri karşı tarafa geçirerek evet. Sonra birbirinin üzerinden kapatıyoruz. İşte dikiş dediğim bu. Başka bir iplik değil yani. Evet. Kapatıyoruz. Sonra kol evine biraz önce gösterdiğim gibi ilmek çıkarıp aşağıya kadar örüyoruz. Hırkamızı bitiriyoruz. Hmm. Yani çok kolay. Gerçekten çok güzel. Özellikle şu mavi hırka da mesela çok çok güzel.
Bunun örgüsü ne? Bu yer değiştire değiştire mi yani? Biraz önce gösterdim. Hani hep bükerek yapıyoruz. Onu cuma günü çalışacak. Ama hırkayı değil, biz başka yelek çalışacağız. O mantıkla bir şeyler göstereceğiz. Aynı. Şimdi belki sorabilirler, panço için ne yapıyoruz? Panço için de şöyle ölçü alıyoruz. Süremiz tamam doldu. Şöyle ölçü alıyoruz. Ondan sonra ona göre başlıyoruz. Hepsini göstereceğiz. Tabii. Hakikaten kolay, pratik, çabucak yapabileceğiniz, şahane yani yumuşacık da giyebileceğiniz bir ip. Evet, teşekkür ediyorum.